Arkadaşlar bugün size temassız kızılötelli derece hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Temassız kızılötelli derece, öncelikle cihazı bir tanıtmaya çalışayım ben size. Şu kısımda bir kızılötelli sensör vardır. Arka kısımda ekranı var. Şu kısımlarda ölçüm modu var. Body, kişi üzerinde ölçüm yapıldığı zaman body kısmına gelecek. Yüzeysel alanlarda da surface kısmına doğru itekliyoruz. Yan taraflarında aşağı yukarı tuşlarımız var. Mod düğmemiz var ve ölçüm düğmemiz var şu kısımda ve şu kısımda da pil yuvamız var. Bunun dışında bu cihaz 10 ile 40 derece ortam sıcaklığında kullanılmalıdır. Yani en düşük 10, en yüksekte 40 derece. 40 derecenin üzerinde tam net sonuç almayabilirsiniz. Nem oranında %85'in altında olacak oradaki ortamda. Ölçümü cihazla kişi arasında 5 santimetre mesafeden göz kararıyla ölçüm yapın. Cihazı temizlemek için de alkollü pamuk ile temizlik yapın. Farklı sıvılar kullanmayalım ya da kuru pamuk olabilir. Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız da arkasında pil kısmından pilini çıkartarak ayrı bir şekilde koyun. Özellikle cihazı yüksek elektrik manyetik dalga yayan, yani cep telefonu, mikrodalga fırın gibi cihazların yanında muhafaza etmeyelim, hatta yanlarında ölçmeyelim. Vücut ısısı ölçerken muhakkak body kısmına getirelim. Yüzeysel alanlarda da surface kısmına getirelim. Bunlarda çok hata yapılıyor. Bunlarla alakalı çok şikayetler geliyor. Kişinin alnı kirli ise veya terli ise kulak arkasından da ölçüm yapabilirsiniz. Genelde ateşi yükselen kişilerde terlemeler falan olacağı için söylüyorum bunu. Her pil değişiminde 10 dakika ölçüm yapmadan bekletiyoruz. Cihazı ilk kullandığımızda veya uzun süre kullanmıyorsanız öncelikle oda sıcaklığını ölçmek gerekiyor. Şuradan body surface kısmına itekleyerek odanın sıcaklığını ölçüyoruz. Bırakıyoruz. Kendisi kapandıktan sonra tekrar body kısmına iterek alından veya kulak arkasından ölçümü yapıyoruz. Bunun dışında söyleyeceklerim başka bir şey yok. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum.